Sevgili dostlar, hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle hepinize merhabalar diyorum. Bugün sizlerle çok güzel belediye binası 11'de saldırı stilleri deneyeceğiz arkadaşlar. Çok güzel derecede Junior Wars serisinde de gördüğünüz üzere süper okçu sizlere aşılamaya çalışacağım. Belediye binası 11 hesabı olan veya belediye binası 11 arkadaşlar gerçekten bu orduyla çok rahat edecekler. Biliyorum ki birçok orduyu deniyorsunuz arkadaşlar ama amacımız oyunun tadını almak için farklı ordularla farklı stratejiler deneyerek köyleri üçlemek. Bunun için bu orduyu da sizlerle buluşturacağım. O videodan da izlemişsinizdir zaten seriyi takip etmeyi unutmayın. Hemen saldırılara geçmeden önce isterseniz bir like'ınızı alırım arkadaşlar. Bizleri yeni tanıyan dostlar da mutlaka güncel olarak Clash of Clans içerikleri izlemek istiyorlarsa kanala abone olmayı tavsiye ederim. Mutlaka bence olun arkadaşlar. Şimdi gelelim köyün içerisine. Abi an itibariyle şöyle bir ordumdan bahsetmek istiyorum. Biliyorum bazen çoğu arkadaş abi orduyu göstermeden direkt saldırılara geçiyorlar. Hiçbir şey anlamıyoruz gibi yorumlar alıyoruz ama biz burada köyleri de yorumluyoruz. En azından ordu stilini de yorumlamamız gerekiyor arkadaşlar. Sonuç itibariyle en basit yani oyunu yeni başlamış kişiye yönelik anlatmamız gerekiyor ki Adam bu orduyu kullandığında oradan 3 alabilsin. Amacımız bu tamamen. Biliyorum ki hepiniz bunu istiyorsunuzdur. Şimdi ordudan bir bahsedelim. Gördüğünüz üzere 8 adet burada süper okçu aldım. 2 tane duvar yıkıcı aldık. 1 adet balon. 1 burada büyücü. 5 adet şifacı aldık. Kraliçe yürüyüşü yapacağız. Bilginiz olsun. 2 adet bebe gecilerle kraliçenin sağını solunu temizleyeceğiz. Kraliçeyi ortadan yardıracağız arkadaşlar. An zaten 4 adet de cadımızı almış bulunmaktayız. Büyüler noktasında biraz farklı kombinasyon gibi gelse de burada 1 adet klonumuz, 2 adet şifa, 1 adet öfke. Klan kalesiyle 2 adet öfke ediyor. 1 dondurma, 1 zehirimiz bizimle beraber. Klan kalesinde de arkadaşlar tomrukla beraber 2 adet buz golemi, 1 adet de binici ve büyü olarak 1 adet öfke almış bulunmaktayım. Neden buz golemi? Arkadaşlar köyün içerisine girdiğimiz takdirde buz golemleri dağıldığı sırada orayı doldu, dondurduğunda zaten süper okçular yargıda atacak Çok güzel işler başaracağız. Ondan içiniz rahat olsun. Kahramanlarımız halihazırda hazırda hazır. Koruyucum da zaten yerde olduğunu gördükten sonra herhangi sorun Gözükmüyor arkadaşlar. Dilerseniz arkadaşlar hemen güzel bir belediye binası 11 köy bulup gelip saldırıya başlayalım. Evet dostlarım güzel halihazırda güzel bir belediye binası 11 ile karşı karşıyayız. Dediğim gibi düzeni okuyor olmanız lazım arkadaşlar. Şimdi elimizde bildiğiniz gibi tomruk var. Tomrukla beraber kartal topunu indirmemiz lazım. Kırıl şeyde güzel noktadan yürütüp baya birim indirmemiz lazım. Ve klan kalesine çok dikkatli olmamız lazım dostlarım. Bu noktada baktığımda klan kalesini alabileceğim gibi Abi bana en mantıklı duran noktayı size söyleyeyim mi? Bak şöyle bir baktığımda Abi neden şuradan girmiyorum gibi düşünce içimde oluştu. Benim şu yukarıdan girmem lazım. Ondan dolayı sürede kaybetmemek için şuradan bir bebe geceler. Şuradan da bir bebe geceler atıyorum. Kraliçeyi aldım şuradan bırakıyorum. Abi biraz sollu bırakacağım şifacılar çünkü hava savunması görmesin. Kraliçe içeri geldi noktada bir adet duvar yıkıcıyı salladım. Elime abi hemen hızlıca burada öfkeyi almış bulunmaktayım. Öfke benim için çok önemli. Orada kalan kalesindeki birim çıkarsa hızlı şekilde almam için. Geldik. Gizli Tesla. Gizli Tesla demişim. XE'yi vesaire görüyorum ama arkadaşlar fazla sıkıntı çekmediğini görüyorum ordunun. Hemen şuradan tomruğu da sallamak istiyorum. Kartal topuna kadar gitsin ve şurada bir adet öfkeyi kullanmam gerekli Artık çok fazla hasar görüyor kraliçe. Şuradan hemen bir duvar yıkıcı daha alıyorum. Orayı mı kırdın? Ya yanlış yeri kırdın be. Orayı değildi be. Neyse kraliçe oraya gidecek. Yapacak bir şey yok. Hemen ordumuz işlemini sürdürürken ben de şuradan barbar kral vesaire ne varsa bırakıyorum arkadaşlar. Çünkü topmak patladığında bizim içeride olmamız lazım arkadaşlar. Cadıları bıraktım. Cadılar da sürüyor. Abi buz golemi içeri girmesi lazımdı ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Biraz daha temizlik bekledim. Artık şöyle bekledikten sonra artık hepsini salabilirim. Şuradan da koruyucumu salladım. Buz golemleri fazla iş yapmadığını görüyorum sanki ama bence toparlar. Biraz bekleyeceğim o noktada. Abi klonu da henüz kullanmadım çünkü bekliyorum ve artık şurada klonumu kullanabilirim. Elime öfkeyi aldım, İçeri girmesini bekliyorum birimlerin. İçeri gelin, İçeri gelen abi biraz daha, Lan içeri gelin sene. Gelmiyorlar bak. Gel içeriye. Şurada öfkeyi attım artık yapacak bir şey yok abi. Ge geldiler ama geç geldiler biraz. Sıkıntı yok. Şu kraliçenin tepesine atmak istedim. Koruyucunun yeteneğini durduğunu söylemiştim ve şu an kullandım. Tam bence yerinde kullandığımı düşünüyorum arkadaşlar. Şifalar henüz kullanılmadı. Bir tık daha bekliyorum çünkü koruyucunun yeteneği hala içerisindeydi. Artık şifayı da kullanabilirim. Elime dondurmayı aldım. Gerekiyor mu diye baktım noktada şuraya basıyorum abi. Çünkü barbar kralın da güme gitmesin. Şu an güzel geldik. Biraz daha bekliyorum. Şifanın içerisindeyiz. Ama orada tekne olduğu için birini kesin yiyecek. Yedi abi dediğimiz gibi. Şurada bir okcumu aldım. Şu tepeye bırakıyorum. Süreli sıkıntı yaşamamak için orayı hızlı şekilde bitirmek için dostlarım. 40 saniyemiz var. Zaten ben size düzeni anlattığım için aslında orada biraz süre kaybı yaşadım ama siz bunları yaşamayacaksınız rahat bir şekilde çıkartırsınız. Şimdi bakıyorum. Kraliçe hala full seviye olarak gelmiş. Yeteneği kullanılsa da ama hala canı full abi. Bu noktada benim için avantajdır. Şöyle bir orduma baktığımda barbar kralım barbarlar bile hala hayatta. Okçular hayatta canavar gibi iş yapmış abi. Welcome to CGKS. E. İşte budur. Güzeldi abi. Güzel bir üçlük görüyorum. 14 saniye kalsa da ilk elin günahı olmaz diyeceğim. Ama günaha doldu yani. Rahat bir şekilde üçlük geldi. Abi güzel bir köydü. Güzel bir 3 yıldız aldık. Şöyle bir evimize dönelim. Hemen ordumuzu tekrarlamak istiyorum. Bu seriyi bugün size aşılayacağım arkadaşlar. Daima daima oluşturacağım. Ve çok güzel şekilde ordular çıkartacağız. Şöyle bir baktım da ordum gelişiyor. Güzel. Şurada bir adet de hemen istek atalım. Onun haricinde biraz basmam gereken duvarlar var. Şöyle geliyorum abi random olarak seçerek basacağım. Zaten bitmiş ama elimizde ne varsa da ufak ufak basalım maksat kalmasın. Yusuf arkadaşımıza teşekkür edelim. Hemen bağışımızı atmış sağ olsun. Vallahi direkt yazdım canavar gibi geldi. Abi ben atarım sen rahat ol. Sen videona odaklan dedi. Eyvallah kardeşim. Dilerseniz arkadaşlar hemen ordum tamamlansın. Güzel de bir belediye binası 11 köy bulup geliyorum. Evet gene güzel bir düzen gene güzel bir belediye binası 11 ile karşı karşıyayım. Şimdi abi kartal topu burada. Tomrugumuzla beraber kartal topunu yememiz lazım. Daha sonra çokluyu şurada görüyorum. Demek ki kraliçeyi buradan içeri sokup o çokluyla beraber gizli teslaları yememiz lazım arkadaşlar. Bunlar önemli noktalar. Bebegecilerimi aldım. Kraliçem kayma masadan Şuradan bir bebegeciler. Şuradan bir bebegeciler sallıyorum. Ve artık şuradan kraliçeyi bırakabilirim. Abi biraz bekleyeceğim ve şöyle şifaları sallayacağım. Elime duvar yıkıcıyı aldım. Bir tık bekliyorum. Çünkü duvar yıkıcı hasar görürse direkt gidebilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Abi şurada biraz daha bekleyerek. Şurada bir duvar yıkıcı sallıyorum. Patla. Güzel. Kırılçı biraz erken bir şekilde kullanıldı ama. Çok fazla hasar gördüğü için çok normal arkadaşlar. Hemen şöyle bir öfkeyi kullanalım. Elime duvar yıkıcıyı aldım tekrar. Bir duvar yıkıcı daha kullanıyorum. Abi ilk, içerideki ikinci duvarı yıkacaksın be. Oğlum orada kalınır mı? Çoklu al. Kraliçe valla acayip derecede kaydı bak. Böyle bir satış yok. Acayip satışlara geldik. Peki abi şu noktadan sonra ne yapacağız? Hemen bey planı devrede. Şuradan bırak abi tomurgu. Seri şekilde bırak. Tamam mı? Bir tık bekliyorum. Kraliçe sen orada yardır abi. Takıl kafana göre. Artık kraliçeye güvenmiyoruz. Şuradan şöyle. Dörtlü cadı ordumuzu attık abi. Hemen bir tık bekliyorum. Şurada bir büyücü kullanacağım. Şurada bir balon kullandım. Abi hemen barbar kralımı salladım şuradan. Abi biraz daha bekleyeceğim. Ordular kaymaması için, okçuların da içeri girmesi için. Buz golemi tamam güzel icra ediyorlar görevini şu an. Alttaki tamam orayı da alın. Tamam şu an içeriye giriyor okçular. Okçuları bırakabilirim. Arkasından hemen koruyucumu attım. Kraliçemin öldüğünü görüyorum ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bizim amacımız sadece o değildi. Biraz daha bekliyorum. içeri girmemin ordun. Orducum. Lan Köşede ne bekliyorsun be? Babacım biraz içeri girsene. Ne geziyorsun orada sen? Şifayı hemen kullanmak istemiyorum bir yokçu için ama biraz bekleyeceğim. Ölmedi zaten. Güzel. içeri gelecekler. Gelin abi içeriye. Şöyle bir şifa kullanacağım. Abi birin canını az gördüm. Bilmiyorum. Kıyamıyorum ya görünce. Klonu henüz kullanmadım. Biraz da içeri girmesini bekliyorum. Biraz da içeri girerse klonu öyle kullanacağım. Koruyucunun yeteneği var. Barbar kralı da şöyle basalım. Orayı da bitire... Aa lan barbar kral. Güme gittim. Fark ettim. Tamam. Şurada klon kullanıyorum. Tamam mı? Şurayı bir donduruyorum. Şuraya bir öfke atıyorum. Abi orada çokluğu falan hemen alması lazım. Biraz daha bekleyerek şöyle koruyucunun yeteneğine bastım. Çünkü var ya çokluğu içimden geçiyordu abi orada. Gözümden kaçmadı değil. O çokluğu yemem lazım. Tamam. Bir öfke daha var elimde. Yukarıya gidecek aşağı gidecek derken. Bu orada orayı alır be. Şuradakilere kullanayım mı? Valla kullanayım. Orayı hızlı şekilde bitirsin o iki tane okçu. Lan bak bak iki tane okçunun yaptığına bak. Adamsınız reisler. Oradaki büyücü kulesini alın. Yalnız aşağıda boş durmamış ya. Ya kralsın ya. Zehir elimizde patladı. Ne yapacağız? Ortaya hobi amaçlı atalım. Bir şeyimiz kaldı mı? Bir adet okçumuz var. Şöyle atalım abi. Şurada aplılarının yanına. Güzel şekilde üçlük aldığını göre göre. Nasıl ok atacağını bile bile kullansın arkadaşlar. Evet güzel bir üçlük daha gelmiş oldu. Gayet güzeldi. Kraliçe satsa da elimizden kurtulmuş değil. İçinden rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla geçmiş olduk arkadaşlar. Hemen evimize dönelim şöyle. Gelelim abi. Bu arada ganimet olmadığını biliyorum ama ganimetle işimiz yok abi. Ondan dolayı ganimetleri takmıyorum. Bu arada ben takmadıkça akıyor abi ganimet. Şuradan toplayacağım. Gene basacağımız duvarlar varmış. Abi vallahi ya bak. Klan kalesinde sürekli klan savaşına katıldığımız için canavar gibi ganimet birikiyor ve duvar basmaya doyamıyorum. Bak şuradan gene bastım. Olan iki tane daha mı basabiliyorum? Ulan bit artık lan. Şuradan bir tane daha basayım. Tamam yeter. Çok iyi. Hemen ordum hazırlanıyor. Bir tane de eğitim hızlandırma bastım arkadaşlar. Hızlı şekilde ordum tamamlanmasın diye. Güzel şekilde hemen şuradan bir dakika sonra istek alabiliyormuşum. Klam kalemde olsun. Güzel bir belediye binası 11 bir köyü daha bulup hemen geliyorum. Evet dostlarım güzel bir belediye binası 11 şu an bizi karşılıyor. Hemen bir bakalım ne yapabiliriz. Şimdi kartal topu burada güzel. Çoklu cehennem kulesi var mı diye bir baktım yok. Tekliler de kraliçeye sıkıntı çıkartacağını düşünürsek çoklu birimi ve kraliçeyi alırsak çok iyi olacak. Ondan dolayı kraliçeyi buradan sokacağım abi klan kalesiyle beraber indirmek için. O halde ne duruyoruz? Hemen başlayabiliriz. Ya düzen okumayı muhtemelen anlamışsınızdır arkadaşlar. Genel mantaliteyi anlattım zaten size. Artık gerisi sizde diyebilirim. Daha sonra orduyu nasıl kullanacağınızı araştırıp öğrenip bu şekilde videolarla desteklemeniz lazım. İçeriye giriyor ordumuz. Hemen şuradan da tokmağımı, tomruğumu bırakıyorum. Ulan bu tokmakla tomruğu da sürekli karıştırıyorum anasını satayım ya. Hadi girelim bakalım. Kraliçe içeriye girsin. Gel abi. Şu an hasar görmeye başladı. Hemen bir öfke atıyorum. Abi zehirim nerede? Şöyle bir zehir kullanmak istiyorum. Madenciler vesaire var ya. Ulan arkadaş böyle bir klan kalesiyle karşılaşmamıştım daha önce bak. Tamam kartal topu gidecek gibi duruyor. Güzel. Kartal topu gitsin abi. Tamam mı? Ben şuradan iki buradan iki buradan cadıma attım. O cadılar da sağlı solu biraz temizlik yapsın. Valla var ya Kraliçe güzelsin. Bir öfkeyi sana yedireceğim şu rakip Kraliçe indir diye. Biraz bekliyorum. Tamam. Artık Barbar Kral atabilirim. Şuradan. Süper okçularımı sallıyorum. İçeriye gelsinler. Kraliçe şu an bir öfkeyi istiyor benden yalvarıyor resmen öfke at diye. Artık kullandık. O da içeri girebilir. Abi okçularım da içeri girdiğini gördüm. Şuradan koruyucumu sallıyorum elime klonumu aldım. Klonu bir tık daha bekliyorum. Tam içeri noktada kullanmak istiyorum aslında. Abi şifa gerekebilir. Biraz bekliyorum. Şu noktada bir şifa. Şuradaki bir tane okcumun öleceğini gördüm. Kıyamadım. Hemen kullandım arkadaşlar. Biraz daha aşağı gelmelerini bekliyorum. Abi dağılmasaydınız daha iyi olabilirdi ama toplanır mısınız diye biraz bekleyeceğim ve şurada bir öf hemen klonumu kullanıyorum. Abi şurada da biraz daha bekleyerek bir adet öfkemi kullandım. İçeriye biraz gel. Kraliçe görsün. Ve şöyle koruyucunun yeteneğine bas. İşlem bu kadar. Güzel abi. Şu ana kadar güzel geldiğimizi görüyorum. Şu iki birim. Sıkıntı yok ki onlar alınacak. Şuradaki bir tane okcumu yedi ama. Ulan seni var ya seni unutmayacağım. Şuradan bir büyücüyü atacağım. Bir balon atayım lan ne büyücüsü. Hatta şöyle de destekleyelim onu. Bir şeyimiz kaldı mı? Kraliçe ayakta bir dakika süremiz var. Oho bitmiş oğlum köy. Şuradan ne varsa atalım. Tamam bu da bitmiş. Şöyle bakıyorum o da bitmiş. Tamam abi. Elimde dondurma kaldı. Buyur. Full belediye binası son bir köydü. Ne diyeceğim? Elimde büyük aldı daha. <laughs> şöyle ortaya atayım diyecektim de kurtaramadım sana. Geçti. Güzel bir güçlük daha arkadaşlar. Evet şöyle bir dönelim. Bu orada aklımda ikinci bir kelimeyi eden görürsem arkadaşlar içinden geçerim. Abi canavar gibi iş şey yapıyor. Gerçekten mükemmel bir ordu. Şurada bir adet dondurma isteyeceğim. Üretilme. Çünkü elimde bir adet dondurma vardı. 3 dakikası var klan kalemin. Hemen o duhamamlansın. Güzel bir klan kalemi de doldurayım. Güzel de bir belediye binası. 11 köy bulup şu orduyu size biraz daha pekiştirelim. Yapalım arkadaşlar savaşımızı. Geliyorum. Evet dostlarım güzel bir belediye binası 11 köy daha karşımızda. Bakalım buna ne yapacağız? Şimdi kartal topu tam ortada. Valla bu arada düzen çok güzel ha. Kartal top ortada. Şurada çok fazla bir savunma birimi var. Bizim bir şekilde içeriye girmemiz lazım. Yani topmakla yani tomrukla şurayı bir kesin indirmemiz lazım arkadaşlar. Kraliçe yürüyüşü çok önemli. Valla bakıyorum kraliçe yürü yürütecek nokta yok. Belediyeyi alırız o halde öyle yardırırız. Bakalım durumu arkadaşlar. Değerlendireceğim orayı. Kraliçeyi alıyorum. Şuradan bir bebe geceler kullanacağım öncelikle. Şurayı bir alalım abi. Kraliçe gerçekten ya biraz garip gelecek ama size belediye alarak ilerleteceğim. Çünkü şuradan içeri girersem rakip kraliçeyi falan indirmem lazım. Ya mantalite bu. Bakalım klan karesi de çok önemli. Abi vallahi bu şu okçu bir yemeyeceğim. Bir şey çıkacak mı çıkmadı güzel. Şuradan bir bırakalım tomurumuzu. Belediye düştü güzel. Şurada şifacılar artık atabilirim. Abi bir adet öfke şöyle bir kullanalım. Yeteneği kullanılmazsa çok iyi. Kullanılmadı. Şuradan bir duvar yıkıcı. Bir duvar yıkıcı daha gerekecek. Şöyle bir duvar yıkıcı daha orayı yıkmam lazım. Önemli olan oraydı. Barbar kralla kraliçeyi indirmem çok iyi oldu abi. Şöyle iki tane, şöyle de iki tane okcuma attım. Bir sağlı sollu temizlik yapılsın. Barbar kralla okçuları bir anda içeri salacağım arkadaşlar. Temizlik yapıldıktan sonra onu belirtmek istiyorum. Ondan dolayı şu an bu buz golemler çok sağlı sollu dağıldığını gördüm. Abi şöyle bir barbar kralı bırakalım. Daha sonra şöyle bir bakıyorum. Abi ordu çok fazla dağıldı lan. Şöyle bir abi var ya. Şöyle bırakacağım okçuların hepsini. Arkasından bak random attım ha. Direkt arkasından da koruyucuyu dayadım abi. Kraliçe ne yaptı? Kraliçe bir öfke daha yiyebilir muhtemelen. Bekliyorum abi. Klonu henüz kullanmadım. Büyü hattı hiçbir şey kullanmadım abi. Onları bırak. Hiçbir şey kullanmadım. Şu an geliyoruz abi içeriye doğru. Elime bir adet dondurma aldım. Bekliyorum. Şurada bir şifa kullanacağım artık. Okçuların canı çok fazla azaldı. Bir şifa ile bir onları fullleyelim. Koruyucunun yeteneği mecburiyetten tekniğe gitmemek adına erken kullanıldı. Abi gerçekten bak şu an acayip bir sıkıntı içerisine girdim. Şurada abi ordu acayip derecede bir sıkıntı yaşıyor. Hemen klonu kullandım. Bu var ya acayip biçimden geçti. Kartal topunu almadan arkadaşlar görün yani kartal topunu almazsanız neler olabilir? Görün. Abi bir hasar daha yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Bir hasar daha yiyoruz. Gel abi. O da gitti. Biraz daha bekliyorum içeriği. Ben bu şekilde burayı da fullersem var yok artık derim gerçekten. Şurada bir öfke kullanıyorum. Hızlıca orayı bitirmek için. Kraliçe iş yapsın maksat. Abi ordu içeri geliyor. Gerçekten 3 mü geliyor lan? Bak buradan 3 gelirse yok artık diyeceğim. Şurayı bir donduracağım. Geldi. Vallahi geldi. Billah geldi abi. Gerçekten dur geldi. Oğlum kraliçenin de yeteneği kullanılmadan mı geliyor yoksa? Dur. Geldi mi? Geldi geldi dur. 20 saniye var. Yeteneğimiz var. Şuradan içeri gireceğiz. Hadi biraz hızlan abi. Şöyle yeteneğini kullanıyorum. Arkaya dönme. Kraliçe arkaya dönme be. Allah'ım ya. Yeteneği de boşa kullanmış olduk. Gelin abi. Vur abi şuna. Vur. 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 Ve budur ya. Ulan işte bu be. Vallahi işte bu ya. Oğlum hiç beklemiyordum lan. Gelmez dedim lan. Vallahi gelmez dedim. O kartal topu düşmedi ya. Düzen de çok dağınıktı. Gelmez dedim lan. Vallahi nasıl geldi ben çok şaşırdım şu an. Ama hakkımı yemeyin. Orduyu güzel kullandım. Büyüleri güzel noktaya attım. Vallahi acayip mükemmel mutlu oldum. Belki ihtimal bile vermemişlerdir ama klandaki dostlar <laughs> acayip bir derecede güzel üçlüktü. Vallahi bu ordu burada da iş yaptıysa bir şey demiyorum. Alın rahat rahat kullanın arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla kullanın orduyu diyorum. Valla elinize eminize sağlık diyorum izleyen dostların Eee. Mutlaka videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Serinin devamı tabii ki gelecek. Junior Wars'u da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.